Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Problemler konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda konum faiz problemleri. Nadiren sordukları konulardan bir tanesi ve çok kısa, 3 tane kural olan çok basit bir konu. Sadece işlemleri yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini hemen paylaşacağız. Zaten sorularımızı da hazırladık. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Şimdi faiz problemlerinde şunu yapıyoruz. Faiz problemlerinde belli bir paramız var, ana paramız var. Dolayısıyla o parayı İşte bankanın uyguladığı yıllık faiz, aylık faiz ya da günlük faiz oranı her kaç ise ona göre belli bir süre bankaya yatırıyoruz. Dolayısıyla biz paramızı bankaya kullandırdığımız için bankada bize o kullanım ücreti olarak bir faiz ödüyor. Dolayısıyla bu hesabı kitabı basitçe yapacağımız kurallara gelelim şimdi. 3 çeşit faiz yapıyorum. Basit faizden bahsediyorum. Önce basit faiz, biraz da büyükçe yazalım. Basit faiz nedir? Basit faiz şu. Kaç yıl ya da ne kadar süre yatırdığının önemi yok. Yatırdığın birim kadar hesaplayacağım. Mesela diyelim ki yıllık faize yatırdım. 5 yıl süreyle yatırdım. 5 yılın sonunda tek bir parça faiz kazanacağım. Verilen para miktarına veya verilen faiz oranından yola çıkarak. Basit faiz bu. Videonun sonunda çok çıkmasa da bileşik faizden de bahsedeceğim. Bileşik faiz de şu arkadaşlar. Mesela ben elimdeki belli bir parayı 2 yıllığına bankaya yatırdım. Banka bileşik faizde şunu yapacak. İlk 1 yıl faizini de ana paraya ekleyecek. Dolayısıyla 2. yıl için eklenmiş miktar üzerinden bana faiz verecek. Onu detaylı az sonra paylaşacağız. Şimdi basit faizde yıllık faizimiz var. Yıllık faiz, aylık faiz ve günlük faiz. Günlük faiz. Şimdi bankacılıkta arkadaşlar 1 yıl 12 ay 365 gün değil, bankacılıkta 360 gün kabul ediliyor. 1 yıl 360 gün üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla şimdi dikkat. Ne yapacağız? Ana para. Ana paraya A dedim. A burada ana para. Yani bizim bankaya verdiğimiz para. T süre. N, küçük N harfiyle gösterdiğimde ne olacak? Faiz oranı. Artık yıllık faizin, yani o faizin çeşidi sonra da bize söylenecek mutlaka. Faiz oranı da küçük N harfiyle gösterecek şekilde yıllık faizi nasıl hesaplıyorum? Ana parayı, faiz oranını ve ne kadar süre? Ant, hemen aklımızı öyle kodlayabiliriz. Ant, dikkat, pay diyene geliyor. Bir yıl, yalnız şu faiz oranı %10, %20 gibi bir yüzdelik kesir olduğu için, yüzdelik ifade olduğu için paydaya 100 çarpanı gelecek. Dolayısıyla ne yaptım? 2 sıfır ekledim. 1 yıl yüzdenin paydadaki 100'ü ile birlikte ne oldu? Paydam 100 oldu. Peki aylık faizim ne olacak? Yine ant, yani ana para, faiz oranı ve yatırdığım sürenin çarpımını dikkat et şimdi. 1 yıl 12 aydı. O yüzdelik miktarın paydasındaki 100'ün 2 sıfırına getirirsem demek ki ant bölü 1200'de ne olacakmış? Aylık faiz olacakmış. Ne dedik? Bankacılıkta 1 yılı 360 gün kabul ediyorum. Dolayısıyla ana para, faiz oranı ve sürenin çarpımını dikkat, 1 yıl 360 gün, yine yüzdelik oranın paydasındaki 100'ün 2 sıfırını getirdiğimde günlük faizde paydamız 36.000 oluyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Hemen kısaca tekrarlıyorum. 1 yıl 12 ay 360 gün paydaya o yüzdelik miktarın paydasındaki 100'ün 2 sıfırına getirirsen dikkat et bak, 1 yıl 2 sıfırı getirdim. Demek ki yıllık faizde payda 100 olacak. 1 yıl 12 aydı, 2 sıfırı getirdim. Demek ki aylık faizde paydan 1200 olacak. 1 yıl 360 gündü, o 2 sıfırı getirdim. Demek ki günlük faizde de paydan 36.000 olacak. Peki tek dikkat edeceğimiz yeri söylüyorum. Şimdi faizin çeşidi her neyse süre ona göre ayarlanmalı. Ne demek istiyorum? Hemen bir örnek. Mesela ben paramı yıllık faize yatırdım. Ama illa 1 yıl 2 yıl diye gelmeyebilir sorularda. Der ki mesela yıllık olarak faize yatırdım 30 ay sonra. Şimdi 30 ayı şuradaki süre kısmına ay cinsinden 30 yazamayız. Faiz çeşidi yıllık olduğu için ne yapacağım? 30 ayın kaç yıl olduğunu hesap edip buraya
faiz çeşidine göre süreyi düzenlenmiş olarak kullanmam gerekiyor formüllerde. Bunu bir örnekleyelim. Burada ne demek istediğimizi bir örnekleyelim. Dikkat et, formüllerimiz tek. Hepsinde ant var. Öyle kodla aklında. Ant var ve 1 yıl 12 ay 360 günden yola çıkarak iki sıfırları ekleyerek her faiz çeşidinin formülünü çok basit hatırlayabilirsin. Şimdi ne dedik en son? Verilen faiz çeşidine göre uygun halde kullanılmalı süre. Diyelim ki yıllık faiz yapıyorum. Yıllık faiz ama süre ne olsun? T süresi 30 ay. Şimdi o ant bölü 100, yani yıllık faizde formülüm neydi? Ant bölü 100'dü. Ana para kaç lira yatırıyorsam soru verecek veya diğerlerini verecek, ana para isteyecek. Sonuçta bak, burada 3 tane bilinmeyen, bir de faiz. 4 tane bilinmeyen var. Bunlardan 3'ünü vereceğiz. Dolayısıyla diğer 4'üncüyü isteyeceğiz. Dikkat! Ana parayı yazdım. Yüzde kaçtan veriliyorsa faiz oranını yazdım. Ama süre 30 ay denirse, buraya 30 yazarsam, bu ay cinsinden, süreyi ay cinsinden yazdığım için aylık faiz verilseydi bunu 30 olarak alabilirdim. O zaman hemen basit orantı kurarak, orantı videomdan hatırla. Ne diyeceğim? 1 yıl 12 ay ise 30 ay kaç yıldır? Hemen işler taşarım. Basit bir orantı işlemiyle nedir? 12 x eşittir 30. X'imiz 30 bölü 12. Hemen gerekli sadeleştirmeyi yapayım. 6'ya böleyim mesela 5. 6'ya bölüm 2. 5 bölü 2 yıl. 2,5 yıl olarak yazacağım oraya. Demek ki T dediğim süre, faiz çeşidim yıllık faiz olduğu için süreyi ister gün versin, ister ay versin, faiz çeşidin yıllık olduğu için o süreyi yıla dönüştürüp de yazmam gerekiyor. Burası önemli sadece faiz problemlerinde. Demek ki T yerine ben 30 ay dediği için 30'u yazmıyorum. Yıllık faiz olduğu için 2,5 yıl olarak yazacağım sorularda. Buna birkaç örnek verelim. Ay üzerinden de örnek verelim. Gün üzerinden de örnek verelim. Diyelim ki bankaya yatırılan para ne kadar yatırılsın? 45 gün yatırılsın. Ama faiz çeşidini bana aylık faiz olarak versin. O zaman ben ne yapacağım? O süreyi, yani 45 günü ay cinsinde yazmam gerekir. Bir ayı da 30 gün kabul ettik. Yani burada Şubat gibi eksik gün güne sahip olan ayları ya da işte Ocak gibi fazla güne sahip olan ayları, o fazlalıkları, eksikleri düşünmüyoruz. Net olarak bir ayı 30 gün alıyoruz bankacılık sektöründe. Net olarak bir yılı 360 gün alıyoruz. Dolayısıyla hesabımızı, kitabımızı bunlar üzerinden yapacağız. Peki 45 gün süreyi gün olarak verdi ama faiz çeşidin aylık faiz. O zaman benim ne yapmam lazım? Bu 45 günü ay olarak yazmam lazım. Hemen 1,5 ay olduğunu basitçe biliyoruz. Demek ki T formüldeki T süresinin yerine 45 yazmayacağım, 1,5 yazacağım. Faiz probleminde de sadece ve sadece buna dikkat edelim. Süreyi faiz çeşidine uygun hale getirip de yazalım. Dolayısıyla işlemlerimizi hatasız yapmış oluruz. Peki, hemen basit örneklerle ve çıkabilecek soru tiplerinden örneklemelere başlayalım. Şimdi birinci sorum ne diyor? Yıllık %30 faizle. Bak, yıllık dedi. Hemen payda 100. Net. Faiz çeşidini soru verdi. Benim faiz kuralım neydi? Ana paramı yüzdelik, yani faiz oranıyla çarpıyordum. Süreyle çarpıyordum. Faiz çeşidine göre paydam 100 burada. Niye? Yıllık faiz çünkü. Ne vermiş bana? Yıllık %30 faiz oranına. Neyi vermiş? 30. Bankaya yatırılan 12 bin lira. Ana parayı da vermiş. 12 bin lira. Hemen formülü yerine yazıyorum, o kadar. 2 yıl demiş. Zaten yıllık faiz. Süreyi de yıl olarak vermiş. Demek ki bir dönüştürme yapmama gerek yok. Direkt T yerine 2 yazabilirim. Faiz çeşidin yıllık faiz olduğu için paydam 100'dü. Demek ki bu paranın 2 yılda bana getireceği faiz, gerisi biraz hesap kitap, kaç yapıyor? 6, 12, 7200 lira yapıyor. 7200 TL faiz getirir. Bakın dikkat. Bu 2 yıl sonunda 12 bin liranın bu faiz oranıyla getirdiği faiz miktarı. Bak ne diyor soru? Kaç TL olarak bankadan çekilir faiziyle birlikte? Sen zaten 12 bin lira yatırmıştın. 2 yılda da hiç dokunmasan eğer 7200 lira faiz verecek sana. Demek ki 2 yılın sonunda 12 bin artı 7200,
19.200 lira olarak ana parayla birlikte, faiziyle birlikte 19.200 lira olarak parayı geri çekeceğiz. Bunlara dikkat edeceğiz işlemleri yaparken. İnceliklerimi nedir? Süreyi mutlaka faiz çeşidine göre yazmak, bu önemli. Çok sık sorulan soru tiplerinden olmasa da yine müfredatımızın içerisinde var olan faiz problemleri, basitçe de kuralları var. Sadece dediğimiz gibi işlemleri yaparken biraz daha dikkatli yapacağız. İkinci sorum ne diyor? Yıllık %20 faizle bankaya yatırıyorum 8.000 lirayı. 15 ay sonunda, dikkat işte buraya, faiz çeşidim yıllık ama süre ay olarak vermiş. Demek ki ben bu 15 ayı ne yapacağım? Yıl cinsinden yazmam gerekir. İlk birkaç örnekte formülümüzü sürekli yazayım. Dolayısıyla aklınıza daha rahat yerleşsin. Faiz çeşidim yıllık olduğu için alt bölü 100'ü kullanıyorum. Basit faiz olarak. Ve verilenleri yerine yazıyorum. 8.000 TL. Ana param 8.000 lira. Faiz oranım %20. 20'yi yazıyorum. Şimdi gelelim 15 ay. 15 ayı ne yapacağım ben? Yıla dönüştüreceğim. Çünkü faiz çeşidim yıllık. Hemen tenhada şurada bir orantı kuralım. 1 yıl 12 ay ise 15 ay acaba kaç yıl şeklinde, hemen işler çarpımı yapıyorum yine. 15, 3 ile sadeleştireyim. 4x eşittir 5. Demek ki nedir? 5 bölü 4 aydır. Düzeltiyorum. 5 bölü 4 yıldır 15 ay. Dolayısıyla ne yapacağım? Dikkat buraya, farklı renkle yazayım ki dikkat çekmiş olayım. Buraya T süresinin yerine 15 yazmıyorum. 5 bölü 4 yazıyorum. Çünkü söylediğim gibi faiz çeşidi yıllık olduğu için benim de süreyi yıl cinsinde yazmam gerekiyor. Peki. Gerisi yine işlemlerimizi dikkatli bir şekilde yaparsak olay bitecek. Hemen sıfırlardan kurtulalım. Ne yaptı orası? 800 getiren faiz şu. 800 çarpı 5 bölü 4. Yani 1000 TL. Demek ki ben 8000 lirayı %20 oran ile faize verirsem bankaya, 15 ayın sonunda bana 1000 TL faiz verecek. Eğer bir önceki soruda olduğu gibi faiziyle birlikte ne kadar çekilir bankadan derse, 8.000 lira, 1.000 lira da faizi var, totalde 9.000 lira olur. İşlemleri dikkatli yapacağız. Sonra ne istiyorsa onu bulmaya çalışacağız. Peki, hemen üçüncü örneğim. %10 aylık faizli. Bak, faiz çeşidim aylık. Demek ki benim hangi kuralı kullanmam gerekiyor? Ant bölü 1200'ü kullanmam gerekiyor. Hatırla, 1 yıl 12 aydı. Yüzdelikte gelecek olan iki sıfırla birlikte paydan 1200 olacaktı aylık faizde. Faiz oranım %10. Bankaya yatırılan ana para 4000 lira. Hemen verilenleri yerine yazıyorum. Ana param 4000 lira. Faiz oranım %10. Ne kadar yatırılmış? 45 gün. Bak, süre gün ama faiz çeşidi ay. Demek ki ben 45 günü ay olarak yazacağım. Az önce örneklediğimiz üzere nedir? 1,5 ay olduğunu biliyoruz. Oraya 45 yazarsak yanarız arkadaşlar. Dikkat. Faizim de aylık faiz olduğu için paydan 1200. Hemen hesabımı, kitabımı yine yapayım. Şöyle sıfırlarım gitsin. Nedir? 4'e böldüm 10. 4'e böldüm 3. Demek ki ne kadar yaptı bu? Dur bakalım şu işlemi bir daha kontrol edelim. Ne yaptık? Sıfırları sadeleştirdik. Hemen işlemi tekrar yapayım. Orada iş karıştı biraz. 4000 liram vardı. %10 aylık faizdi. Aylık olduğu için hemen 1200. Ve 45 günde 1,5 olarak, yani 3 bölü 2 olarak ay olarak ay içinde yazmam gerekiyordu. Kaç lira olarak bankadan çekilebilir diyor. Bak, faiziyle birlikte. Yine ana para faiz birlikte istiyor. Hemen bir faizi bulalım. Yine işlemlerimi şurada halletmiş olayım. Ne oldu burası? Sadeleştirdik 5. 15 çarpı 40. 600 bölü 12'den aslında demin doğru yapmışız da emin olmak istedik. Peki ne yapmış bu? 4000 lira 50 lira faiz getirmiş 45 günde. Zaten süre az. Getireceği faiz de az olacak. Dolayısıyla faiziyle birlikte bankadan ne kadar olarak çekilir? Demek ki faiz artı ana para istiyor. 4000 liraydı. 50 lirada faiz aldım. 45 günde 4050 TL olarak
totalde bankadan parayı çekmiş oldu. Dediğimiz gibi arkadaşlar, süre ve faiz çeşidi arasındaki ilişkiye dikkat edeceğiz. Ve işlemlerimizde hatasız yaparsak olayı halletmiş oluruz. Üçüncü sorumuza tamam. Geldik dördüncü örneğime. Yıllık %30 faizle bankada kalan 24 bin lira. Yıllık faiz olduğunu vermiş. Demek ki ben neyi kullanıyorum? Ant bölü 100'ü kullanıyorum faizi hesaplamak için. Okey. Dikkat et, 24 bin lira. Ana param 24 bin lira. Başka? Faiz yüzdesi verilmiş %30. Neyi soruyor bana? Kaç ay sonra 18 bin lira? Süreyi soruyor. Ne demiştik? Burada 4 bilinmeyen var. Bunlardan 3'ünü vereceğiz. O 4. artık hangisi sorulursa onu bulmak için hep aynı formülleri kullanacağız. Dikkat. 24 bin liraydı. %30'la yatırmıştım. T süre, daha bilmiyorum T süreyi. Onu bulacağım zaten. Yıllık olduğu için paydam 100 ve bu miktarın bana 18 bin lira faiz getirmesini istiyorum. Hemen buradan sıfırlardan bir kurtulalım. Şöyle hemen. Nedir? 24 çarpı 3, 72 T eşittir 180. Gerekli sadeleştirmeleri yaparız. Hemen hallederiz. Nedir? 6'ya böldüm 30, 6'ya böldüm 12, hatta daha da 6'ya böldüm. 6'ya böldüm 5, 6'ya böldüm 2. 2 T eşittir 5. T ne geldi? 5 bölü 2 geldi. Niye 5 bölü 2 geldi? Çünkü soruyu bir de okuyorum bak. Yıllık faiz. Demek ki süre 5 bölü 2 yıl. Peki şıklarda 5 bölü 2 mi arayacak gözlerim? Hayır, soruyu iyi okuyacağım çünkü. Ne diyor bak? Kaç ay sonra diyor. 5 bölü 2 yıl kaç aydır? Yine orantıyla yaparız. Veya bu nedir? 2,5 yıl değil mi? 2,5 yıl. 1 yılın 12 olduğunu biliyorum. 12 çarpı 2,5'dan demek ki süremi A cinsinden yazarsam 30 ay olduğunu çok rahat hesaplayabilirim. Hemen 5. örneğimi biraz daha farklı soru tiplerine doğru ilerliyorum. Şu kısmı hemen silelim, temizleyelim. 5. örneğim bakalım ne diyor. Günlük %5. Bak bu sefer günlük faiz kullanmışız. Günlük %5 faizle bankaya yatırılan 108 bin lira. Demek ki paranın sahibi uzun süre beklemek istemiyor. Gün gün almak istiyor o faizi. Tercih günlük faiz. Günlük faiz için kullandığım kural neydi? Ant bölü. Bak 1 yıl 360 gündü. O yüzdelik miktarın 2 sıfırına geldiğinde paydan 36 bin oluyordu, unutma. Peki. Günlük %5 faizle bankaya yatırdık 108 bin lirayı. 1800 lira faiz getirmişiz. Tamam. O zaman süreyi bulalım. Bak faiz belli. Ana para belli. Faiz oranı belli. Demek ki süreyi bizim bulmamız lazım. Önce bir süreyi bulalım. Faiz ne kadar? 1800 TL. 1800 TL faiz olsun istiyorum. Ana param 108 bin lira. Günlük faiz oranım %5. Ne kadar süre olduğunu bilmiyorum. T diyelim. Günlük faiz olduğu için de paydan 36 bin. Bol sıfırlı, yüksek sayılardan oluşan bir işlem. O yüzden diyoruz, işlem hatası yapmamaya dikkat edelim. Hemen sıfırları sadeleştirdim. 108-36 sadeleştirdim. 3 ne geldi? 1800 eşittir 15'te. Hemen sadeleştireyim. T eşittir 120 geldi. T 120 geldi. Peki ben bu 120'ye, tabii ki 120 yıl demeyeceğim biliyorum da, kime göre? Arkadaşlar süre hep faiz çeşidine göre. Demek ki süremiz 120 gün. Çünkü günlük faiz yaptım. 120 gün. Yani namı diğer 4 ay. Ha, peki soru ne diyor? Aynı sürede aynı miktarla aylık faize yatırılsaydı, aynı oranla aylık faize yatırılsaydı ne kadar faiz getirirdi? Hemen aylık yatır diyor. 108 bin lira ana paramız. Aynı faiz oranı %5 ile aylık ve 4 ay olduğuna göre bir zaman dönüşümü yapmama gerek yok. Sürem 4 ay ama faizim aylık olduğu için paydam 1200 olacak. Bakalım ne kadar faiz geçirir dediğine göre işlemimi gerçekleştireyim. Sıfırlardan kurtuldum. Hemen sadeleştirmemi yaptım. 108'e 3'ü sadeleştirdim 36. Sıfırımı şurada unutmayayım. 360, 5'e çarptım 1800. Dikkat et. Hemen buradaki ilişkiyi. Hocam aynı çıktı. Niye boşuna işlem yaptın?
Burada vermek istediğim mesaj şu. Günlük faiz ve faiz oranı değişmiyor. 1800 TL faiz getiriyor. Zaten 120 gün 4 ay olduğu için ha 120 gün demişsin günlük faiz hesaplamışsın. Faiz oranı değişmiyor. Ha aynı süreyi ay cinsine dönüştürüp aylık faiz hesaplamışsın. Yani o zaman sorularda bunu niye söylüyoruz bu uyarıyı? Pratiklik olsun, zaman kaybetmeyelim. İşlem yaparak, zaten çok büyük sayılar. İşlem yaparak zaman kaybetmeyelim. Baktın ki faiz oranı değişmiyor. Günlük faiz çeşidiyle aylık faiz çeşidindeki süreler de aynı mı? Aynı. Ana para da aynı. Her bir şey aynı olduğuna göre ne olacak? Demek ki faiz getirisi değişmeyecek. Soruyu okur okumaz bunu fark etseydim, yani hiçbir şeyin değişmediğini fark edip o zaman faiz yine aynı olmalı deyip cevabı direkt 1800 işaretleseydin de hemen 5 saniyede soruyu halletmiş olurdum. Bak ne yaptık? 1,5 dakika harcadık. Sınavda zaman da önemli. Bu da bir uyarı olarak cebimize dursun. Peki. Biraz daha değişik bir soru tipi. 6. örneğim. Dikkat. Zaman zaman bu tarz sorularla karşılaşıyoruz. Döviz üzerinden veya buradaki işte bankacılık faiz işlerini biraz da döviz katarak. Bakalım soru ne? 1 euronun 6 lira olduğu bir dönemde. 1 euromuz 6 TL'ymiş. Bunu bir not aldım. 40 bin lirasını, bak adamın 40 bin lirası var. Yıllık %12 faizle 2 yıl bankaya yatırıyor. X eurosu var. Bir miktarda eurosu var. Bunu da yıllık %10 faizle 2 yıl bankaya yatırıyor. Ve sonunda her iki yatırımdan da TL bazında eşit faiz getirisi elde ettiğini söylemiş. Buna göre X kaçtır? Soruyu şöyle bir özetleyelim. TL bazında 40 bin liram var. %12'den 2 yıl yatırıyorum yıllık faize. Ne kadar getiriyor bilmiyorum, bakacağız. Bir miktarda euromuz var. Bunu da döviz cinsinden, euro cinsinden yıllık %10 faizle 2 yıl yatırıyoruz. Ve TL bazında getirisi eşit oluyor. O zaman kaç euro yatırdı bankaya Ersin Bey, onu bulacağız. Peki. Şimdi önce şunu yapalım. TL bazında ana param 40 bin belli. Faiz oranım %12 belli. Faiz çeşidim yıllık ve 2 yıl. Her şey belli. O zaman ben getirisi olan faizi çok rahat hesaplayabilirim. Yıllık faiz olduğu için neyi kullanıyorum? Ant bölü 100'ü kullanıyorum. TL nasıl olsa bu. Hemen hesaplayalım. 40 bin liram vardı. %12'den yatırdım. 2 yıl yatırdım. Sürede faiz çeşidine uygun olduğu için bir dönüşüme falan gerek kalmadı. Yıllık faizde payda 100 olur. Hemen sadeleştirmemi yapayım. Ne oldu? 12.24 9.600 TL getirdi. Bak TL bazında. Çünkü soruyu iyi okursan bak ne diyor sonunda? TL bazında eşit miktarda faiz getirisi var. Ha, o yüzden TL üzerinden bulduk faizi. Bu bulduğum faiz nedir? 40 bin lirası, yani Türk lirası olarak yatırdığı paranın getirdiği faiz. Ve sorun sonunda diyor ki TL bazında aynı miktarda faiz getiriyor. O zaman Euro'yu yatırdığında da 9600 TL faiz getirmesi lazım değil mi? Eşitlediğine göre. Ve 1 Euro'nun da 6 lira olduğunu düşünürsen hemen bu iki fikri birleştir. 9600 TL, 1 Euro 6 lira iken kaç Euro yapar ona bakalım. 1 euro 6 liraysa 9600'ü 6'ya böldün. 1600 euro. Demek ki euro olarak yatırdığı o paranın verilen şartlardaki faizinin 1600 euro olması lazım. Yani TL bazında 9600 TL olup iki yatırımda da eşit miktarda faiz elde etmem lazım. Peki hemen euro bazındaki yaptığı yatırımı konuşalım. X kadar euro'm vardı. Ben onu %10 faizle 2 yıl ve yıllık yatırıyorum. Ve faiz getirisinde 1600 euro olmasını istiyorum. Olay bitti arkadaşlar. Hemen işler çarpımı yapıyorum. Burada 2 ile 5, onu sadeleştireyim 5. Demek ki x ne oldu? 8000 oldu. Ha, demek ki bu adam 40.000 TL'yi yatırmış bankaya. 9600 faiz getirmiş. 8000 euroyu yatırmış bankaya yine 2 yıl. 1600 euro getirmiş ama 1600 euronun bak sorunun başında verdiği döviz miktarlarından eşitliğinden dolayı yine 9600 lira faize eşit olduğunu görmüş oldum. Demek ki sorunun cevabı adam bankaya euro bazında 8000 euro yatırmış ana para olarak. Peki
Gelelim yine buna benzer bir soruyla bu faiz olayını halletmiş olalım arkadaşlar. Yine dikkat et soruya. Biraz daha mantık hemen hemen aynı ama biraz daha uğraştırıcı, çetrefilli bir soru. 1 euro 6 lira. 1 euro 6 liraymış. 1 dolar da 5 liraymış. Tamam. 1 euro 6 lira, 1 doların 5 lira olduğu bir dönemde bir banka euroya yıllık, hemen yıllık notlarımızı alalım böyle. Euroya yıllık %10 faiz veriyor. Dolara da yıllık %15 faiz veriyor. Tamam. 30.000 TL'si bulunan Özge Hanım yatırımını 1 yıl süreliğine Euro'dan yana yapıyor. Eğer aynı süre için tercihini dolardan yana kullansaydı Özge Hanım'ın kar zarar durumu ne olurdu? Yani diyor ki bana 30.000 TL'yi bir Euro yap, bir yıl Euro cinsinden bankaya yatır. Bak bakalım ne kadar faiz getiriyor. Bir de dolar cinsinden faize ver. Bak bakalım ne kadar getiriyor. Arada kar zarar durumu nedir? Onu hesaplayalım. Bir kere 30.000 TL ama faiz durumları euro ve dolar olduğu için hemen 30.000 TL'nin ne kadar euro, ne kadar dolar olduğunu bulalım. Şimdi 1 euro 6 liraysa 30.000 TL ne yapar? 5.000 euro yapar. Demek ki euro cinsine yatırım yapacaksan bankaya 5.000 euro yatıracaksın. Yine 1 dolar 5 liraysa aynı 30.000 TL bu sefer 6.000 dolar yapar. 6.000 dolar yaptı. Peki neydi? Hemen buradan faiz durumuna bakalım. Ana param 5.000 euro. Euro'ya yıllık verdiği oran %10 bankanın, 1 yıl yatırıyorum. Yıllık olduğu için paydam 100. Hemen euro cinsinde yatırım yaparsam ne kadar para kazandı ya da faiz geldi ona bakalım. 500 euro faiz kazandı. Bu bir dursun. Tercihini bundan yana kullanmıştı Özge Hanım. Dikkat. Peki ne diyor bana? Eğer tercihini dolardan yana kullansaydı. Hemen onu yapalım. Şöyle de ayırt etmek kolay olsun. 6.000 dolar ana param olsun. Dolara da banka %15 veriyor, dikkat et. Yıllık %15 faiz oranı. 1 yıl yatırıyorum. Yine yıllık faiz olduğu için paydam 100. Hemen sadeleştirmemi, işlemimi yapayım. 60 çarpı 15'ten bu da ne yaptı? 900 dolar yaptı. Ha, eğer aynı 30.000 TL'yi euroya çevirseydim ve euro olarak bankaya yatırsaydım bir yılda bana 500 euro faiz verecekti. Yok, ben 30.000 TL'mi dolara çevirseydim ve dolar cinsinde bankaya yatırsaydım bir yılın sonunda bana 900 dolar kazandıracaktı. Peki hemen kar zarar durumuna bakalım. Özge Hanım şunu tercih etmişti, dikkat. 1 euro ne kadardı? 6 liraydı. O zaman 500 euro tanesi 6'dan 3.000 TL yapar. TL bazında Özge Hanım'ın bir yılda aldığı faiz 3.000 lira. Peki 900 dolar tanesi 5 lira olduğuna göre burada da 4.500 TL. Ha, demek ki tercihini yanlış taraftan kullanmış değil mi Özge Hanım? Euro'ya yatırmış, Euro'dan yana kullanmış, 3.000 TL. TL bazında 3.000 TL faiz getirmiş, faiz kazanmış. Ama yok, tercihini dolardan yana kullansaydı 4.500 kazanacaktı. Demek ki şu an Özge Hanım'ın tercihinden dolayı 1.500 TL zararı var. Keşke ötekini yapsaydı da 4.500 TL kazansaydı. Şimdi son olarak arkadaşlar, buraya kadar yaptığım örnekler basit faiz mantığı. Bileşik faiz çok tercih edilmeyen bir soru tipi ama bir tane örnekle ne demek olduğunu hemen şöyle açıklayayım. Bileşik faize şuna dikkat edeceğim. Mesela dediğim gibi 3 yıl süreyle bankaya yatıracağım parayı. Banka şunu yapacak. İlk 1 yıl ne kadar faiz getirdi onu hesaplayacak. Ana parayı ekleyecek. İkinci yıl için ana para aslında bir önceki yılın faizlerinde olan toplam para olacak. Yani sürekli ekli ana para her sene biraz daha arta daha çok faiz getirmiş olacak. Bileşik faiz olayı bu. Hemen ona bir örnek verelim. Mesela 20.000 TL'miz olsun. 20.000 TL. Yıllık %20 faiz oranıyla 2 yıllığına
bileşik faize veriliyor. Şimdi tabii ki bu bileşik faizin de matematik olan bir formülü var ama gerek yok. Çünkü bize tutup da 10 yıl süreyle ya da 5 yıl süreyle bileşik faiz tabii ki sorulacaktır. Ya 2 yıl, en fazla 3 yıl olabilir. Hatta onu bile sormaz bana sorarsanız. 2 yılına bileşik faize yatırırsak ne kadar para getirir onu bir hesaplayalım. Şimdi bileşik faizdeki mantık neydi? Sene sene hesaplayacağım. Çünkü her bir senede gelen faiz ana paraya eklenecek. İkinci senenin ana parası olacak. Hemen birinci yılı hesaplayalım. Yani 20.000 TL %20 faiz oranıyla şu çarpımla karışmasın onu düz yazalım. 20.000 TL %20 faiz oranıyla 2 yıllığına, tabi yıllık olduğu için paydan 100, ne kadar faiz getirdi bakalım. Şöyle hesapladım. Ne kadar getirdi? 8.000 lira getirdi. Dolayısıyla ne oldu şimdi? İkinci yıl benim ana param 20.000 lira zaten benim verdiğimdi. Ne yaptı? 2 yılda 8.000 lirada birinci yıldan faiz geldi. O zaman ikinci yıl benim ana param artık 28.000 lira olmuş oldu. Bileşik faiz olduğu için ekli ekli gidiyor. O zaman ikinci yılın sonunda getireceği faizi hesaplayalım şimdi. Artık ana param 28.000 lira. Yine %20 ile soruyu şurayı 4 yapayım ki hepsini baştan düzenlemek zorunda kalmayayım. Bir 2 yıl daha ne yaptım? Yeni ana parayla bir 2 yıl daha faize yatırdım. Yine yıllık olduğu için hemen hesaplamamı yapayım. Nedir? 4 çarpı 2800 ne yaptı o da? Şöyle 11.200 lira faiz getirdi. Bileşik faizde. Eğer basit faiz hesaplasaydık bunu 2 yıl 2 yıl ayırmayacaktık. Parçalara ayırmayacaktık. Dolayısıyla ne yapacaktık? Tek bir hamlede hesaplayacaktık. Dolayısıyla kazandığın faiz daha düşük olacaktı. Bileşik faizin mantığı nedir? Ana paraya sürekli ekleye ekleye ana parayı büyüttüğüm için haliyle kazanacağım faiz miktarı da daha fazla olmuş olacak. Ama dediğim gibi çok tercih edilen soru tipi değildir bileşik faiz. Sadece bir örnekle mantığın ekleye ekleye yapıldığını göstermiş olduk. Daha çok az önceki basit faizle ilgili çözmüş olduğum soru tiplerine odaklanırsak çok rahat faiz probleminin üstesinden gelebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla faiz problemlerini burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda tekrar bir arada olacağız arkadaşlar. Hoşça kalın.